Şimdi Mevlana Hazretlerinin türbesine gireceğiz. Mevlana Hazretlerinin yanında oğlu var. Hemen ön tarafında da babası var. Babasına Alimler Sultanı lakabı verilmiş. Kim vermiş bu lakabı? 300 tane alim. Rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, Mevlana Hazretleri'nin babası yanında, Efendimiz bu alimlerin, hocaların karşısında buyuruyor ki, Vahayettin Veled diyor, alimlerin sultanıdır diyor. Rüyada test ediyor. Sabah oluyor, alimlerin hepsi Vahayettin Veled Hazretleri'nin yanına geliyorlar. Hepsi aynı şeyi görüyor. Vahayettin Veled Hazretleri diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana gönderdiği lakabı mı söyleyeceksiniz? Onlar anlatmadan o müjdeyi mi bana vereceksiniz diyor. Hepsi o müjdeyi veriyor. Alimler Sultanı olarak da Bahayettin Veled Hazretleri burada yatıyor. Annesi, Mevlana Hazretleri annesi de Karaman'da 125 kilometre. Karaman'da. Yine karşı taraf Üçler Mezarı. Kapının girişinde solda 3 tane taş var. Serbest vakit dedim ya, orayı da ziyaret edersiniz. O 3 tane taşın, o güçlerin hikmeti şudur. Bir zatın Horasan evleri diyoruz. Horasan evleri 3 tane asker, efendileri, mürşitleri vasiyet ediyor. Ben öldüğüm zaman Konya'da falan yere varacaksınız. Mürşitleri vefat edince onlar da o vasiyete uyaraktan Konya'ya Mevlana Hazretleri'nin yanına geliyor. Tabi Konya'ya gelir gelmez yüzü peçeli, sarıklı bir zat yol göstermeye başlıyor. Ben de sizi bekliyordum, gelin diyor ama yüzü kapalı. Yüzü kapalı olunca bu sefer kimdir acaba bu esrarengiz zat deyince yanına yaklaşıyorlar. Yüzünü açınca vefat edenmiş. Ondan sonra burada onlar da vefat ediyorlar. Mevlana Hazretleri'nin yakını işte orada güçler dediğimiz Horasan erleri. Bunlar şehitler oluyor. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Burada mezarlıkta güçler dediğimiz zatlar onlar. İnşallah içeriye gireceğiz. İçeride ziyaretlerinizi yapacaksınız. İçerisi geniş. Oradaki ziyaretlerinizi yaparsınız. Daha değişik yerler var. Mevlana'nın aşçı kıyafetiyle olan müritlerinin temsili görüntüleri var. Onları da inşallah girerek ziyaret edersiniz. Gül bahçesi var. Vaktinizi geçirirsiniz. Yemeğimizi buradan Meram'a gideceğiz. Meram'daki ziyaretimizi bitirince orada yemeğimiz, çayımız, ikramlarımızı yiyeceğiz inşallah. Şimdi Selahattin kardeşim buradan türbe içerisine girilsin. Saat kaçta demiştim? 2.45'te yazan yazı var. Orada kalmamız lazım. Yoksa geç kalırız. En geç 3'te. Geç kalmamız lazım. Hani İstanbul'da sizler için dolmuşlara yetişmemiz lazım. Onun için vaktimiz bayağı. Saat 1.30. Dediğimiz gibi içeride ziyaretleri gezersiniz. Özellikle özellikle şunu bilmiyorum size. Yasin Hocam söylediği gibi içeride bir de Nehir Taksim'e devamlı var. Nehir Taksim'e devamlı var. Bir de Mevlana'nın öğrencilerinde literatürleri var. Onları da ziyaret edin. Onları da görün. Yani bu seferlerinde levhalarda ne olduğu yazar. Oradan inceleyerek şey yaparız. Hadi buyurun. Sene başı şey yapalım. Şey yapayım. Numaranı veriyorum Mustafa, tamam mı? Numaranı veriyorum. Mevlana Hazretleri. Bir sokak.
Ve tabi birçok gene Mevlana Hazretlerinin müritleri var. Onun yolundan giden kelebiler de bir rahatlar var. Yani buralar hiç boş değil yani. Gene şair Şemi, bakın şurada bir kabir var, onu geçtik. Gördünüz mü? Kenarda bir kabir var. Yolun kenarında. O Mevlana aşığı bir zat. O mübarek zatı da gene kabirleri kaldırırlarken onu da oradan kaldırmak üzere kepçeler kırılıyor. Allah tarafından kaldıramıyorlar, onu da öğrenmez. Bir baba değil mi? Bir baba. Denizin ortasında dolta şöyle gidiyor. Gittiğim zaman ben şuraya oturuyorum, şu ağacın kenarına. Tek kimse gelmez. Tek kimse gelmez. Demek ki aynı kalktı. Evet.